Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 11 Mayıs Perşembe. İç Anadolu'nun doğusu ile Ege ve Karadeniz bölgelerinde yine yağış var. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde. Şimdi haberler. Yüksek Seçim Kurulu, sandıklarda görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların, dosya halinde kendisine ulaştırılmasını isteyen İçişleri Bakanlığı'nın talebini reddetti. Seçim takip modülü oluşturduğunu söyleyen bakanlık, tüm sandıklarla ilgili bilgi alma talebini Yüksek Seçim Kurulu'na iletmiş ancak bu talep de reddedilmişti. CHP aday olmayan mevcut vekillerden sandık güvenliğiyle ilgili destek istedi. Ankara'da asistan doktor Ertan İskender'i eli ve belinden bıçakladığı için 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Bayram Nargüner'in cezası Yargıtay'da onandı. İskender, olayın psikolojik etkilerinden dolayı çalışmakta zorlandığı gerekçesiyle görevinden istifa etmişti. ODTÜ Rektörlüğü, her yıl öğrenciler tarafından düzenlenen uluslararası bahar şenliğini iptal etti. Öğrenciler, 6 Şubat depremleri gerekçesiyle getirilen yasağın kaldırılması için eyleme başladı. İstanbul'daki boş konut sayısı 400 bini geçti. Sektör temsilcilerine göre, %25'lik kira artışı sınırına takılmak istemeyen ve kiraların daha da artacağını düşünen mülk sahipleri, konutlarını kiralamaktan vazgeçip bekleme sürecine girdi. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin aktarımına göre son 2 yılda ülke genelinde metrekare başına kiralar %474 arttı. TCMB'nin swap hariç net rezervleri -69 milyar dolara dayanmış durumda. Reuters'ın haberine göre Rusya, Türkiye'nin 600 milyon dolarlık doğalgaz borcunu 2024'e erteledi. TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Mart ayında değişim göstermeyerek %10 seviyesinde kaldı. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise %22. Örneklem içindeki payı %4 olan deprem bölgesi bu veriye katılmadı. ABD merkezli Goldman Sachs Bankası, kadın çalışanlarına daha az maaş ödediği ve daha az fırsat sunduğu gerekçesiyle 215 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 2800 kadın çalışanın dahil olduğu yargı süreci 2010'dan beri sürüyordu. Kadın yöneticilere erkeklerden %20 daha az maaş verildiği ve kurumun cinsel tacize göz yumduğu öne sürülüyor. Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik temsilciliklerini 11 yıl sonra karşılıklı olarak yeniden açma kararı aldı. İki ülke, Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla tüm bağları askıya almıştı. Suriye, geçen günlerde de yeniden Arap Birliği toplantısına çağrılmıştı. Tunus'ta bir polis memuru, meslektaşını öldürdükten sonra Griba Sinagogu'na düzenlediği saldırıda ikisi güvenlik görevlisi, ikisi turist 4 kişiyi daha katletti. Olayda 5 güvenlik görevlisi ve 4 ziyaretçi de yaralandı. Afrika'nın en eski sinagogu olan Griba'ya her yıl 5000'den fazla Yahudi haç görevini yerine getirmek için gidiyor. İtalya'da geçen Ekim ayından bu yana iktidarı elinde bulunduran sağ koalisyon hükümetinin başkanlık sistemine geçiş projesi görüşülmeye başladı. Başbakan Meloni'nin çeşitli muhalefet parti liderleriyle yaptığı görüşmelerde, sistem değişikliğine sıcak bakılmadığı görüldü. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.